Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Saçlarım yağlıysa ve ben eski bir tişört giydiysem biliyorsunuz. Yine saç boyayacağım. Ama bu sefer bence bana hak vereceksiniz çünkü şu kafaya bakın. Ah, inanılmaz kötü bir durum. Ben aslında uzun zaman, beni tanıyanlar bilirler, uzun zamandır saçımı sarı kullanıyorum ama her sarı kullanımın bir dönemi oluyor. O dönemde artık diple uğraşmak istemiyorsunuz. Ben de uzun bir süre dibimi kullanmadım. Dibimi kullandım, pardon. Konuşma özürlüsüyüm bugün. Yani diplerimi uzattım. İşte sadece sarı yerleri soğuttum falan. İşte arada paket attım. Geçen de attım ama tutmadı. Çok garip bir şekilde. Ama şimdi özellikle ameliyattan sonra yüzümün daha yumuşamasıyla beraber ben şu görüntünün çok keskin olduğunu düşünüyorum. Böyle yine okey de şöyle attığımda bakın güzel bir görüntü değil. Açıcıya da alerjim olduğu için bir çözüm aradım. Yani açıcı kullanmadan bu saçları en fazla ne kadar açabilirim? Bu şimdiden söylüyorum, tek aşamalı bir şey olmayacak. Yani ben şimdi saçımı boyayıp muhteşem eşit ve muhteşem açık bir renk elde etmeyeceğim. Şuralara karışmayacağım zaten de diplerimi açmaya çalışacağım. Step by step açılacak. Yani ben şimdi boyayacağım diyorum. 2 hafta, 3 hafta sonra biraz dibim çıkmaya başladığında tekrar boyayacağım. Bir tık daha açılacak. Sonra tekrar boyayacağım, bir tık daha açılacak derken birkaç boyamada renk hem istediğim açıklığa hem de tonuna ulaşmış olacak ve oturmuş olacak. Ondan sonra da dibinizi çok uzatmadığınız takdirde tek seferde artık o rengi tutturursunuz. Aldığım boyaları göstereyim size. Elbem gerekti. Az önce gittim. Poşetim de böyle küçücük oluyor. Böyle bir klip de var. Küçücük oluyor. Çantaya atıyorsunuz. İşte plastik poşet kullanmıyoruz. Bayağı güzel. Şimdi bu boyalardan bulabilir miyiz? Paniğine kapılmayın sakın. Çünkü şimdiden uyarıyorum. Bu boyaları bulamayabilirsiniz. Ama önemli olan boyaların markası değil, boyaların numarası. Şöyle. Şöyle görebilirsiniz. İki paket aldım. Bilemedim çünkü. Belki az bile gelebilir. 2 paket 12 aldım. Bakın. Sonrasında bir de onu soğutmak için çünkü bayağı dolu olacak bu. Bunu söylemek için saçımı boyamama gerek yok. Bu zaten mantıken dolu olacak. Yani açıcı kullanmayacağız. O yüzden iyice dolu olacak. 10.1 açık küllü sarı aldım. Ama ben bunun içerisine bir de kendim turuncu azaltıcı ve gerçi bunları da ekleyeceğim. Neyse göreceksiniz. Evde var olan boyalarımı da kullanacağım. Şimdi o zaman ben en iyisi saçlarımı ayırayım, hazırlayayım. Boyalarımı da çıkarayım iyice ve boyamaya başlayalım. Birazdan görüşürüz. Evet, tarağım nerede? Tarağımla bir güzel saçımı tarayalım önce. Sonrasında bayağı da yumuşak çünkü dün saçlarıma o kadar çok yağ sürdüm ki. O yüzden hem olduğundan daha yağlı görünüyor hem de çok yumuşak. Bu arada saçları nasıl bu kadar uzadı da bu kadar sağlıklı oldu? Baksanıza. Gürleşti diye sorular alıyorum doğal olarak. Çünkü beni bunu soranlar zaten genelde beni uzun zamandır takip edenler. Benim kanalımdaki diğer saç boyama videolarına bir bakarsanız görürsünüz. Şöyle ki benim saçım yanmıştı ve bayağı şu boylarda falan kısaydı ve kopuk kopuk, hani düz bir kısalık değil. Kopuk kopuk. Yolunmuş tavuk gibi. O halden bu hale geldik ve aslında hızlı bir sürede ve boyamama rağmen, hani çoğu şey der ya, hani
Artık boyamıyor. Boyamadım. Şey oldu. Benim de boyamadığım dönemler oldu. Dayanabildiğim kadar. Ama sonrasında hep boyadım. Renk değiştirdim. Pembe, bakır, sarı, kahverengi. Bir de renk değiştirdim falan. Şimdi biraz bu gürlüğü arttırmak istiyorum. Çünkü az oldu. Tam kulak arkasından aldım. Evet. Şimdi ilk önce bir kutu yapacağım. Yetmediğinde ikinci kutuyu açacağım. Öyle daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi ne yapıyorum? İçinden neler çıktı? Bir sarı aktifleştirici, bir de boya çıktı. Bir tane de oksidan. Oksidanı kullansam mı kullanmasam mı bilemedim. Bende de %9'luk var. Gerçi onlar da %9'luktur. Olmadı. Ondan da koyarız. Şimdi aktifleştiriciyi bir açalım. Toz mu acaba bu? Evet, toz. Beyaz bir toz. Sonrasında boyayı da tamamen sıkıyorum bir tüp. Şimdi etinden kemiğinden faydalanacak şekilde var gücümle sıktım. Bir de ne ekliyorum? Bende hep bu zaten var. Lilafix'in, şöyle göstereyim. Lilafix'in nerede numarası? 0,01'i. Bu kürülük katacak. Turuncu azaltması için de yine Lilafix'in 0,02'sine koyacağım. Turuncu azaltıcıdan şöyle bir parmak boyum kadar koyacağım. Tamam, kapağını düşürdüm. Göz kararı yapıyorum bu arada. Bu kadar koyacağım. Bakın turuncu olan o. 0,01'den ise çeyrek tüp kadar koyacağım. Bakın bu da o. Tabii böyle anlaması zor ama işte çeyrek tüp kadar. Yani aşağı yukarı bir 10 gram ya vardır ya yoktur. Şimdi bunları birbirine karıştırıyorum iyice. Sonrasında oksidanını da ekleyeceğim. Normal dip boyası yapar gibi süreceğim. Yani bildiğiniz gibi işte arkalardan başlayacak şekilde süreceğim. Boyama tekniğini biliyorsunuz zaten. O yüzden oraları pek hızlı göstermeyeceğim. Pek göstermeyeceğim. Pek hızlı ne demek ise? Şöyle bir kıvam. Şimdi eldivenlerimi de geçirip açabilirsem. Bu arada bugün burada o kadar hava kötü ki, o kadar kapalı ki. Evet, eldivenlerimi geçirdim ve başlayacağım. Şuralardan başlayacağım. Ayırma fırçam nerede? Şöyle hat boyu bir geçeceğim. Şöyle buralara.
Aynı şeyi diğer tarafa yapıp bir iç çerçeve yapmış olacağım. Sonrasında aynı şekilde buradan yapacağım. Sonrasında normal ayır ayır gideceğim. Şimdi kendi saç gibi açılır da şuralar mesela koyu boyayla boyandı. Geçişi sağlamak için. Oralar biraz beni düşündürtmüyor değil. Hani nasıl olur vesaire diye. Evet, şimdi diğer aynaya geçmek zorundayım arkamı tamamen görmek için. Zaten saç nasıl boyayacak biliyorsunuz. Zibilyon tane de videom var. O yüzden buraları hızlandırılmış geçmek istiyorum. Saçımın tamamını boyanmış bir halde geri geleceğim. Evet, tüm saçıma sürdüm. Şuralar ufaktan açılmaya başladı bile. Çok az bir boya kaldı. Şöyle göstereyim. Bakın şu kadar kaldı. Onu da kaşlarıma süreceğim. Çok da bekletmeyeceğim. Açık bir renk çünkü. Şöyle. Evet, kaşlarıma 3 dakika, saçları da bir 40-45 dakika arası bekletip sonra yıkayacağım ve geri geleceğim. Evet, saçımı yıkadım, geldim. Sarılık görünüyor bile. Saat epey geç oldu. O yüzden ring light'ı açtım ama bir kapatarak da deneyeceğim. Ayna da böyle kesik yapıyor ama... Şimdi beklediğimden açık oldu açıkçası. Şuralar falan beklediğimden açık oldu. Şimdi o zaman direkt buna geçelim ya. Hiçbir şey katmadan. Bence en iyisi öyle çünkü. Hiçbir şey katmayacağım. Sadece 10.1 kullanacağım. Çünkü şu anda aslında diplerime biraz daha katabilirim ama yok ya. Diplerime de katmayacağım. Şimdi kutunun içeriğinden bir bu çıkıyor. Oksidan yani. Bir tane de uçları, yani Olaplex gibi bir şey yapmışlar. Bunu buna koyacağım. Bir de boya. Siz dilerseniz içine bir tık turuncu azaltıcı vesaire koyabilirsiniz ama dediğim gibi ben hiçbir şey koymayacağım ya. Onarıcı sıvıyı oksidanın içine döküyormuşuz. Bunun içine dökelim. Hah! Telefonuma geldi. Hayır hayır hayır. Hayır! Evet, birazını heba ettim ama sarı bir şeydir böyle, sarı sıvı bir şey. Bunu alıyorum. Bunun aslında tamamını kullanmama gerek de yok. Yarısını koyacağım. Evet. Yarısını koydum. Bende 9.1 de var. Onu da mı koysam? Bir tık koyutsun çünkü. Yoksa kapatmaz. Ben de yine Lila Fix'in 9.1'i var. Biraz da ondan koyacağım. Ama yani şu cidden bayağı iyi açıyor. Özellikle doğal saçı çok iyi açıyor. Biraz mesela şuralarda koyuluk kalmış. O işte boyadan ötürü. Çeyrek tüpte bakın bir bu henüz sıkılmamış. Şimdi ne kadar sıktığımı göreceksiniz. Şu kadar sıktım. Bununla direkt bunu da yapacağım. Hiç uğraşamayacağım ya.
İçimden de şeyi söylüyorum. Çalkala hadi adamım. Ay kolum yoruldu be. Yeter mi bu kadar? Yeter herhalde. Şimdi uçlarımı önce şu bornozdan bir kurtulalım. Bornoz değil aslında sabahlık. Şimdi. Ne yapacaktım? Saçımı boyayacaktım. Bir de soru mu? Ama şu da bitsin diye her şeyde bol kullanıyorum. Uçlarıma bolca bu yağdan süreceğim. Bayağı bol süreceğim. Çünkü uçlarıma sinsin istemiyorum. Uçlarım zaten yeterince küllü. Şimdi yine saçımızı ayıralım. Üstüne döküldü. Bu şekilde saçıma yedireceğim. Yıkamadım bence bir. Açarım sonra yıkarım. Kuruturum. Halini gösteririm ama size yarın da gün ışığında göstermek istiyorum. Her ne kadar bu aralar güneş olmasa da. Evet, tüm saçımı boyadım. Eldivenleri de hep böyle son olarak kafamın üstünde çıkarıyorum ki tepem daha iyi nüfuz etsin. Yaparken şunu fark ettim. Cidden çok fazla açılmış. Bu kadar açılma beklemiyordum. Tekrar kutuya baktım. Aynen şu açıcı mı? 12 ekstra platinyum diyor. Nasıl bu kadar açtı? Bilmiyorum. Ama zaten içinde toz da vardı. Belki de ondan. Şimdi bir yaklaşık yarım saat falan beklerim. Bilmiyorum biraz gözlemleyeceğim. Ona göre yıkayacağım. Sonrasında da yıkarız, kuruturuz. Biraz kafam kaşınıyor. Evet, ne kadarı belli oluyor bilmiyorum. Akşam bakın kapkaranlık. O yüzden renk çok yanıltıcı oluyor. Çünkü benim odamdaki ampul çok sarı bir şey. Yani nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Şimdi gidip yıkayacağım. Sonra kurutacağım. Size bugün yani kuruttuktan sonraki halini gösteririm. Bir de yarın sabah gün ışığında da göstermek istiyorum. Mükemmel bir sonuç beklemiyordum zaten ama yine de yani kullanabileceğim eşitlikte bir renk olursa tabii tadından yenmez. Bakalım. Merak içindeyim. Hadi gidip yıkıyorum. Yalnız böyle de kel gibi değil mi? Evet, saçlarımı kuruttum ve geri geldim. Size yakından da göstereyim. Şuralarım sarı kaldı. Sarı turuncu arası bir şey kaldı ama zaten böyle olacağını başından biliyorduk. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Hatta aslında şaşırdık. Şuna şaşırdık. Neydik? Yani şaşırdım. Bu kadar açılacağını bile tahmin etmiyordum ben. Bakın. Tabii şu anda bir de ışık yansıması vesaire vesaire var. Yarın gün ışığında ve makyajlı şekilde size gösteririm. Sadece ruj falan sürdüm. Biraz canlı durmak için.
Çünkü çok beyaz duruyorum ışıklardan ötürü. Yine de şeyden iyidir ya. Koyu iyi. Ben böyle tek renk sarı daha çok seviyorum. Şu kontürün daha yumuşak oluşu falan. Bilmiyorum, bence daha güzel. Bu arada saçlarımı sadece kuruttum, yani hiç şekillendirmedim. O yüzden fazlaca kabarık. Evet, ertesi günden merhaba. Dün saçımızı boyamıştık. Ben size gündüz son halini göstermek istedim ama saçım gittikçe yine böyle doraliği arttı. O yüzden 2 gün bekledim. Yani dün ve bugün. Tekrar üstlerine bir işlem yapmak istemedim. Böyle idare edecektim ama bu şekilde bu kadar idare edebileceğimi zannetmiyorum. O yüzden bugün tekrar gittim, boya baktım. Bu sefer Rossmann'a gittim. Rossmann'da da aradığım boyaları buldum. Size hemen onu da göstermek istiyorum. Çünkü birazdan tekrar saçımı boyayacağım. Yani bu aşamayı da göstereceğim. Göstermeyeceğim aslında, sadece bahsetmek istedim. Çünkü yarın gündüz bu sefer son halini çekeceğim ama muhtemelen daha kürlü görünecek. Ve siz de hani nasıl oldu da diye düşünmeyin diye. Bu kadar da şeffafım. Şu boya palettenin U71. Bunu biliyorsunuzdur. Bu direkt gri zaten. Bunu sadece diplerime süreceğim. Uçlarıma getirmeyeceğim. Uçlarıma bolca yağ süreceğim. Diplerimde bekleteceğim. Ha, bir önceki de küllü sarıydı. Yoğun küllü sarıydı. Bir önceki boya. Çok iyi bir boya değildi. Beğenmedim yani. Ve de ıslak saça uygulamam belki de bir hataydı. Çünkü kuruttuktan sonra ilk bir güzel gibi oldu ama şimdi üstünden 2 gün geçti ve yok yani, çok bakın böyle bir şey yok. O yüzden üstünden geçmek zorundayım. Direkt sadece griyle geçeceğim. Dediğim gibi bir sonraki dip boyam için de şunları aldım. 110 Isana'nın. Rossmann'ın kendi markası. Annem bunları kullanıyor. Bu rengine değil ama bayağı iyi dedi ve fiyatı da çok uygundu. Eğer uygun fiyatlı boya arıyorsanız Rossmann'ın boyalarına bakabilirsiniz. Onun dışında ben şimdi bunu hazırlayacağım ve saçımı süreceğim. İçine turuncu azaltıcı, çünkü onlara hiç girmek istemiyorum. Artık onlarsız da boyamaya çalışıyorum. Çünkü farkındayım, sizin kafanız çok karışıyor. Evde kendi yapmak isteyenlerin sayısı bence her geçen gün gittikçe artıyor. Özellikle döviz kurlarından sonra her şeye zam geldi. Muhtemelen kuaförlere de zam gelecek. Haklı olarak onların da. Haliyle daha az insan kuaföre gidecek ya da kuaföre gitme sıklığını azaltacak diye düşünüyorum. Üzülüyorum gerçekten bütün kuaförlere, daha doğrusu bütün esnaflara, çünkü onlar bu dövizin artışından carttan curttan etkileniyorlar, mecburi fiyat artışına gidiyorlar, ama tabii müşteri de gitmeyince sonuçta kazanç elde edemiyorlar. Üzülüyorum ama ne yapalım, bir yandan da biz varız, tüketiciler. Biz de sonuçta paramızı doğru değerlendirmek istiyoruz. O yüzden evde bir çözümler bulmaya çalışıyoruz. Çözebildiğimiz kadar, çözemediğimizde işte gidip bir onun uzmanına danışıyoruz. Neyse, çok lafı uzatmayayım. Bunu hazırlayıp saçımı süreceğim. Yarın da tamamen sonucu görürüz diye düşünüyorum. Sizi öpüyorum. Bay bay. Evet, selamlar. Ertesi günden, ertesi sabahtan. Aslında sabah değil şu an, saat 2:30. Merhaba. Size bir de gün ışığında göstermek istedim. En son dayanamayıp tekrar üzerinden palettenin U71 ile geçtim. Ama o sadece buraları soğuttu. Diplerimi çok soğutmadı. Hala doralikler vesaire var. Özellikle iç kısımlarda. Ama yani zaten ben aslında bundan daha kötü bir sonuç bekliyordum. Aşıcı kullanmadığım için. Muhtemelen
Şimdiye kadar yaptığım bütün işlemleri bir kez daha yapmam gerekir. Ama onu da şimdi yapmayacağım. Gerçekten çok da yıpratmak istemiyorum. Açıcı tamam açıcı kullanmıyorum dedim. Saçlarımı yıpratmak istemiyorum dedim ama üst üste boya işlemi de çok sağlıklı bir şey değil. O yüzden 1,5-2,5 hafta ne kadar dayanırsam o kadar dayanacağım. Sonra bütün bu işlemleri tekrar yapacağım. Muhtemelen o zaman yani tekrar bir 12'lerle girsem bu saça dorelik büyük bir kısmı gider. Sizin aklınızda bulunsun, eğer açıcı kullanmadan saçınızı açmaya çalışıyorsanız dore açılacaksınız. Bu çok normal. Tabii eğer saçınız zaten sarı değilse onun dışında dore açılacaksınız. Yani en azından sarıyım. Bence koyu dipten yine de daha iyi. Evet, iç kısımları daha turuncu ama zaten kıştayız yani. Bol bol bere falan takıyorum. İdare ederim diye düşünüyorum. Bu arada saçlarım bayağı uzadı. Şeyde, Instagram'da bir anket yaptım. Dilerseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada size sordum. Saçlarım beni eski tanıyan, yani beni uzun zamandır takip edenler bilirler. Şuradaydı ve kopuk kopuk yanık yanıktı. Ona rağmen bu kadar uzattım. Ve gürlerde, gürde bir saçım var. Gürleşti yani. Böyle değildi tabii ki. Bunu nasıl yaptım? Yanmasına rağmen ben bu kadar saç rengini nasıl değiştirdim vesaire. Bunlarla alakalı bir video isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Instagram'a da yazabilirsiniz. Ama böyle ara ara yaptığım anketlere katılmak isterseniz mutlaka Instagram'dan da takip edin. İyi bir kombinasyon oluyor çünkü. Ayrıca bazen orada mesela saçla alakalı şeylerimi de paylaşıyorum. Çok öneride de bulunuyorum. Takibe değer diye düşünüyorum. Neyse, saçımız buydu özetle. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda belki de bunu toparlama işlemini yaparız. Beraber bilmiyorum. Videosunu çeker miyim yoksa aynı işlem diye çekmez miyim? Ona henüz karar vermedim. Ama aynı işlemleri bir kez daha yapacağım. Birkaç hafta sonra ve birkaç seansta bu renk iyice oturmuş olur diye düşünüyorum. Evet, videoyu umarım beğenmişsinizdir yine de. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.